Sıkayım şunu. Tamam. Kız eli aheste telleme az. Möhkem vur şu el ellerini kız. Vuruyorum. Ana o bile ediyor bak. Şöyle bir hırslan. Hamideciğim, bence sen çok heyecana kapıldığın için bu işi yapamadın. Bence temizlik senin işin değil. Tamam, o yumuşasın. Bırak Allah'ını seversen. Ya değil. Kız tamam, çık sana salona. Kız çık şu salondan beni delirtme. Salona gidiyoruz. Salonda çok bariz bir şey yok göze çarpan. Hani duvarlarıdır, camlarıdır, işte koltukların lekesi çok az lekeler vardı. Bariz onu çok böyle yoracak, saatlerini verecek kadar temizlik yapacak bir yer değil, bir de küçüktü zaten. Geç, süre yok. Tak bu fişi. Yavaş ol Kadir, kornişi de söktün. Haydi. Heyecan yaptım. Yani heyecandan dolayı nereden nasıl başlayacağını eli ayağına dolandı diyebilirim. Yama ben mi giriyorum Kadir? Yardımcı yönetmen kameramandır. Siz üçünden birini seç. Yok hani giriyor muyum diye. Tatlı şey seni. Espritüel bir kız, sevdim. Salonda ilk önce örümcekleri almamıştı. Girdiğimde öyle fark ettim. Camı siliyordu. Önce örümceklerini alması gerekiyordu. Ondan sonra etrafı süpürmeliydi. Ondan sonra cama başlamalıydı bence. Hamdiye Hanım, 10 bin lirayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Biraz borcum var. Birikmiş borçlarımı ödeyeceğim. Bir de alabilirsem kızıma oda yapacağım. Bakın, elinize çok iyi bir fırsat geçti. Yapın şu işi. Kapın 10 bin lirayı. Başaracağım. Hamide örümcekleri almadan başladığı işe, ondan sonra camın pervazlarıyla birlikte hem pervazlarında bezini kullandı, hem camda bezini kullandı. Doğru değil. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Tel almam lazım. Tel mi? Onu da getireceğim. Salona girdik. İki koltuğu süpürdüm. Yerleri süpüreceğiz. Şu anda hızlıca cama gidiyor çünkü tam tamına bir saat küsuratımız falan kaldı yani. Banyoda bayağı kötü, yerlerde falan pas var. Ne düşünüyorsunuz son durum olarak? Sizce bir yarışmacı olarak eli ağır mı, hızlı mı, mutfakta düzgün ilerledi mi şu anki görünümle? Ağır kaldı biraz. Ağır mı? Biraz ağır kaldı, mutfakta evet. Mutfakta çok fazla kaldı. Peki bunun sebebi ne? Niye ağır kaldı? Elime ağırdı, yapış tarzı mı güzeldi yoksa yanlış mı başladı? Mesela yukarıdan aşağı doğru başladı. Evet. O çöpleri, o gazete çöpleri ayağının altına dolanıyordu. Yani engel olduğunu çalışmasına da bir nevi. Kalabalık çalıştı. Kalabalık çalıştı birazcık. Peki en üst tahtta tam tamına 45 dakika geçirdi. Sizce o en üst tahtta 45 dakikalık mıydı? Mutfak çok küçük. Mutfak. O tahtı 45 dakikalık olamaz yani. Acaba çok, orada eli ağır kalmış. Peki acaba detaycı olduğu için olabilir mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Olabilir. Çıkıp söyle. Yukarı baktınız baktım. Mı? Ellediniz İlk mi? İlk ben baktım, tamam. Evet. Peki elimin yetişemediği yerleri zorlandığım için takıldım. Hani her tarafı almaya çalıştım ama dolap üstü olan çekmece elim girmedi zaten. Yani çok dışarıdan yağsız görünüyor ama içine girince aslında yağlı. İç kısım değil, çekmecenin kapakları yağlıydı. Fazla diğer yerleri belki detaylı giremedim ama yapabildim. Peki şu anda ümitli misiniz arkadaşınızdan bu temizlik? Salonda bir kere yanlış ilerlemiş çünkü daha örümcekleri aldın mı? Bu tarafta görmediğim için almadım. Ben sana göstereyim. Bak o köşede. Daha o tarafa girmedim. O daha o burada silinecek. O tarafa ama girmedim olsun. Daha. İlk önce bir yukarıdan başlaman gerekiyordu. Yani cam spreyiyle siliyorsun camları. Heh. Kremledin mi bu şeyleri? Kremlemedim çerçevelerini. İlk neden? Başta duru suyla pisliğini aldım üstüne. Çünkü zamanım yok. Burayı tamam. Bitirip hemen boruların üstüne alıp tozunu alıp banyoya geçmem lazım. Şu anda vakit daraldığı için evet, bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalıyoruz. Anladık. Teşekkürler. Tamam. Sizi biz teşekkür ederiz. Ben kolay de bir gelsin. Tel alayım geleyim. Gel. Kız az daha hızla bunun ağzına laf verme. Tel getiriyorum ben sana. Al çabuk. Telliyorsan telle bak çok güzel oldu. Daha arkayı yapmamışım. Anladım tamam. Hadi hemen telleyelim artık. Tamam sen şöyle. Camdan çıkmanı bekliyorum. Tamam camdan çıkıyorum. Sobanın üstüne geç ben de altını tamam. Silelim. Tamam. İteriz çekyatları bir an önce banyoya geçeriz. Tamam. Hadi daha petek de var bak petek de silinecek. Bir saatiniz kaldı. Tamam.
sen ona 25 dakikasını aynen. Çıkar banyoya onu. Aynen öyle. Heh, bir an önce banyoyu da geçelim yeter ki. Yani bir saniye. Başka bez alabilir miyim bir tabii tane? Tabii vereyim. Buralar bayağı bunlar nemler. Hamideciğim bence süresi yetmediği için duvardaki o kışıdaki lekeleri bence çıkaramadı. Yeterli olacağını düşündü. Kendisinin bu işi yapabileceğini düşündü. Hamide bu işi iyi yapamıyor. Tamam mı burası? Tek bitti. Tamam, sen geç ben takarım. Hemen. 43 dakikanız kaldı. Tamam bir şey kalmadı salonda. Halıyı sildiğini düşünmüyorum. Süresini çünkü yetiştiremedi. Zaten bir saat kala salona girmişti. Banyoda girmesi gerekiyordu. O yüzden bence halısını sadece süpürmüştü. Salon temizliğinde sona yaklaşılırken Hamdiye Hanım ve Kadir kalan işleri bitirmek için iki koldan çalışıyorlar. Yarışmacımız televizyon ünitesinin en kuytu yerlerine kadar bezini sokarak toz alıyor. Salondaki hummalı çalışma olanca hızıyla devam ediyor. ...38 dakika kaldı, hala kapıyı silmediniz. Kapı mapı yok, banyoya gitmemiz lazım. Banyo daha kötü. Şu an imkansız kapı. Hamide, hadi Hamide. Bitti. Sil çıkacağız. Öyle yer mi silinir Kadir? 38 dakika kalmış diye kendini paralıyorsun... ...ondan sonra yersini beğenmiyorsun. Şükret'le salonun yerini sildik. Kadir, sen bizim sularımızı mı karıştırıyorsun? Kız bırak şimdi, pelek karışmış burada. Sen suyun derdindesin. Hadi hadi hadi. Gene iyi bitti, ses etme. 37 dakika kaldı. Tamam banyoya hadi. Kadir bir dakika. Banyoya gelen süre çok iyi. Evet hadi hadi hadi. Banyo leş gibiydi yani pasta hani. Ben istiyorum ki o pasların her şeye gitsin. Yani temizlik dediğin zaman aklına bence bu gelmeli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.